Herkese yeniden merhaba. Ben Cansu Yayın. Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün bence çok uzun zamandır özlediğiniz, gerçekten kanalda böyle bayağı bir videodur, 5-6 videodur belki de yapmadığım o ağır makyajlardan biriyle karşınızdayım. Yani şu anda değilim, birazdan yapacağım ve gerçekten her zaman olduğu gibi alışık olduğunuz o değişim makyaj görüntüyü görüyor olacaksınız. Şimdi aslında bayağıdır çekmek istediğim bir video vardı. Hatta ürünleri seçerken birazcık karmaşa oldu kafamda. Çünkü hem yeni çıkan ürünler çok fazla hem benim yeni aldığım ürünler çok fazla. O yüzden ben de böyle ortaya karışık bir video yapmak istedim. Kullanacağım ürünlerin içerisinde hem yeni çıkan ürünler var hem de benim yeni aldığım ya da markadan gelen yani yeni kullanmaya başladığım ürünler var. Onlarla ortaya karışık böyle güzel farklı bir makyaj yapmak istedim. Çok özledim böyle ağır makyajları. Son zamanlarda sürekli böyle günün koşuşturmasından daha sade, daha işte böyle günlük, belki bir kapatıcı bir maskara, öyle şeyler yapıyordum ama artık gerçek Cansu'yu bence çok iyi tanıyorsunuz. Hemen başlayalım. İlk olarak Makin Strop Cream aydınlatıcı bazını kullanacağım. Bilmiyorum inanacak mısınız? Bence de hani bu kadar makyajla içli dışlı olan birisi için birazcık garip bir şey ama ilk defa kullanıyorum. Yani daha önce böyle makyaj yapılırken orada burada kullandım ama hiç almamıştım nedense. Bunu göz altlarıma alttan bir aydınlık vermesi için çok böyle köşelere gelmeden göz altlarıma da uyguluyorum. Çok güzel bir parlaklık veriyor. Farkındaysanız sivilce izlerim birazcık geçmeye başladı. Bir ara bayağı bir saçmalamışlardı. Bayağı bir böyle buralar kıpkırmızıydı. Onlar geçti neyse ki şurada birazcık kaldı. Birazcık şurada var ama söyleyeceğim size nasıl onları azalttığımı. Sen makyajına geçmeden önce bazlardan devam edeceğim. Benefit'in bu kaş primerini kullanacağım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bu üçüncü şişem falan olabilir. Bunun zaten şey vaadi var. Kaşları uzatma ve kaş çıkmayan yerlerde kaş çıkarma vaadi var. Ben henüz yani o vaadinden dolayı sevmiyorum. Evet biliyorum o konuda gerçekten kanıtlanmış etkileri var. Ama henüz belki de çok aşırı düzenli kullanmadığımdan da olabilir. Kaş çıkmayan yerde kaş çıkarttığını görmedim ama o böyle kaşta şey görünümü vardır ya şu. Genelde model makyajlarında kullanılır böyle yukarıya doğru kalkık kalkık. O sonucu çok güzel veriyor. Kaşları acayip güzel sabitliyor. Kaş makyajı altında. O yüzden bayılarak kullanıyorum. Şimdi bu şu anda birazcık ıslak yapıda. Ben makyajımı yapıp kaş makyajına geçene kadar o kuruyacak ve şöyle şu gördüğünüz şekilde sabitlenecek. O yüzden ten makyajına başlamadan önce bunu iyice sürüyorum. Şu an çok komik duruyor kaşlarım ama doldurunca öyle durmayacak tabii ki. Birazcık daha değişecek. Fondöten olarak çok merak ettiğim ve çok merak edildiğini fark ettiğim bir fondöten kullanacağım. Son zamanlarda bence gerçekten de çok adından söz ettiren ve sevilen bir ürün oldu. Vichy'nin Dermablend fondötenini kullanacağım. Bunun için şunu söyleyebilirim. 2-3 kere kullandım şu ana kadar. Gerçekten çok kapatıcı bir fondöten. Yapısı birazcık farklı. Biraz daha böyle köpük gibi bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle alışık olduğumuz fondöten yapısında değil. Köpük gibi bir yapısı var. Dağılımı çok güzel. Bayağı sevdim ben. Ama cilde uzun süre kaldığı zaman sanki birazcık şey oluyor. Böyle şuralarda parça parça olur ya fondöten. Onu birazcık hissettim bu fondötende. Ama onun dışında kapatıcılık, kalıcılık ve duruş güzel. Fondötenimi de MAC'in 6 numaralı bu oval fırçasıyla karıştırıyorum diyecektim. Sürüyorum. Mesela bunun süngerle uygulanışını da çok beğenmiyorum ben. O yüzden öyle fırçalarla ağzıma sokuyorum konuşurken. Yalnız ben bu fırçayı da çok beğendim. Hiç şey yapmıyor böyle iz iz yapmıyor. Yani uygulamayla alakası yok. Fırça hakikaten çok iyi. Hakikaten. İster bastırın ister hafif uygulayın. Hakikaten. Kapatıcı olarak da yine yeni kullanacağım. Çok aşırı yeni çıkan ürünlerden değil ama yine piyasada yeni olan ürünlerden Lancome'un Tenidol Ultra Wear kapatıcısını kullanacağım. Gümüş aşağıdan yukarı gelmeye çalışıyor. O yüzden o zincirinin sesi aralarda fon müziği oluyor olabilir. Bu kapatıcıyı çok beğendim. Çok beğendim, çok beğendim. Bunu da şey yapacağım şimdi şöyle birazcık şu şekilde gözüme bırakıp Kiko'nun böyle bir fırçası vardı. Normalde bu bronzer fırçası ama çok sık kıllı olduğu için bununla güzel kapatıcı uygulayabileceğimi düşünüyorum. Çok yaşa. Onu deneyeceğim şimdi. Bakar mısınız nasıl güzel aydınlatıyor? Göz kapaklarıma da baz yapıyorum bununla. Fırça izi yapmıyor. Onu az önce ben söyledim. Ben yine de ne olur ne olmaz fırça izi kalmasın diye
Şöyle bir üzerinden geçiyorum. Bakar mısınız? Porselen gibi durmuyor mu fondöten? Pudra olarak da MAC'in transparan pudrasını kullanacağım. Şöyle birazcık kapağının üzerine döktüm. Önce göz altlarıma şöyle bıraka bıraka süreceğim. Göz altlarımı kalıp şeklinde sürdüm. Her zamanki gibi diğer yerlere geniş bir fırçayla dağıtıyorum. O kadar özlemişim ki böyle ağır makyaj yapmayı. Kafamı bulamak istiyorum makyaj malzemelerine. Kontür ürünü olarak Lancôme'un yine aynı serisinden bu stick ürününü kullanacağım. Ama şöyle bir küçük hata yaptım. Aslında bunu pudradan önce kullanacaktım. Çünkü krem yapıda bir ürün olduğu için. Olsun. Bu sefer de şeyin üzerine, pudranın üzerine denemiş olacağız. O kadar yumuşak ve o kadar kolay dağılıyor ki sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum o yüzden. Estetik ameliyat şeyi gibi olmadı mı? Çizgileri gibi. Yine MAC'in oval fırçasıyla yukarıya doğru yayacağım. Kontür ürünü o kadar yumuşak ki neyse ki hiç zorlamadı beni. Gerçekten çok kolay bir şekilde dağıttım. Ve şuralarda böyle hafif hafif şeyler kaldı. Şimdi onları daha pürüzsüz, daha profesyonel bir görünüm alması için yanağımın iç kısımlarına doğru olan kısımlarına şöyle süngerimi çok azıcık fondötenimden aldım. İçten dışarıya doğru daha soft bir geçiş olması için orayı dağıtıyorum. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Yani bu ne demek? Size biraz daha yakınlaşıyorum. Evet, göz makyajında ilk olarak şuradaki çizgilenmeleri sabitleyeceğim. Ter rengi bir farla ama bu sefer pudrayla sabitleyeceğim. L'Oreal'in True Match pudrasından alıyorum. Yeni aldığım birkaç tane palet var. Anastasia Beverly's'ten iki tane yeni palet aldım. Zannediyorum ki bundan sonraki önümüzdeki videolarda izleyeceksiniz kozmetik alışverişimi. Şimdi ilk defa bir makyaj videomda bunu kullanacağım. Aldığım paletlerden bir tanesinden önce şu gri rengi alıyorum. O çok pigmentli. Bununla bayağı uğraşıyorum çünkü güzel dağıtılmış olmasını istiyorum. Üzerine uygulayacağım renklerin de daha iyi durması için bunun daha soft dağıtılmış olması gerekiyor. Onun üzerine yine aynı paletten şuradaki böyle koyu yeşil, soğuk yeşil gibi olan tonu alıyorum ve kat krizin başlangıcına uyguluyorum bunu sadece. O kadar uğraşıyorum ki iyice karışsın ve soft dursun diye. Özellikle böyle koyu renkler bayağı zorluyor. Karıştırmaya tabii ki devam edeceğiz ama çok fazla devam etmiyorum şimdilik. Çünkü başka bir renk daha uygulayacağım koyu tonlarda yine. Yine aynı paletten şuradaki All Star rengini alıyorum. Şu aradaki iki rengi eski fırçamla tekrar iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şu kısımları fark ettiyseniz çok fazla karıştırmadım ama iki rengin birbiriyle o geçişini, renklerin zıtlığını ama aslında uyumluluğunu ben çok beğendim. Elektrik diye bir renk var. Bunu kullanacağım. Çok güzel duruyor böyle görünce. Hatta bunun daha elektrik durması için MAC Fix Plus'tan şöyle fırçama sıktım. Şimdi cut crease gibi yapmaya çalışacağım. Yani o yüzden özellikle şu uçta bir fırça aldım ki şurayı şöyle keskin hale getireyim ama aynı zamanda şunların bu renk geçişini de kaybetmek istemiyorum. Şöyle baktığınız zaman bence siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Evet, bu göz makyajı bir eyeliner istiyor. Şimdi kaşlarımı bir tekrar düzeltiyorum. Çünkü o kadar çok karıştırdım ki bayağı karıştılar birbirlerine. Şey yapacağım, hemen dolduracağım.
Eskiden kaşlarımı doldurmak için bu Anastasia Beverly's'in küçük şeyini kullanıyordum. Kaş jelini, kaş pomadını kullanıyordum. Ya da kalem kullanıyordum öncesinde de. Artık kaş farlarına geçtim. Bu Benefit'in Full Proof serisindeki bu kaş farıyla beraber şu koyu tarafıyla buraları dolduruyorum. Açık tarafıyla şu iç kısımları biraz daha şekillendiriyorum. Fırçam nerede? Önce koyu tarafından alıyorum. Kaşları doldurduktan sonra tabii ki sabitleyeceğim. Sabitlemeden önce çok az ama gerçekten çok çok az yani bu bile fazla oldu. Kapatıcımdan alıyorum. Bu brown'u şöyle küçük yassı bir fırçasına. Yeni ürünler dedik ama tabii ki de Maybelline Fiber Filler maskarayı, kaş maskarasını kullanmadan olmaz. Çünkü benim ya bu maskara kendim için, yani kaşlarım için bir şey yapacak olsaydım, eğer bir şey tasarlayacak olsaydım o bu olurdu. O kadar seviyorum. O kadar yapamam. Çok güzel. Şu göz altlarımı artık süpürüyorum. Bazen bazı videolarda soruyorsunuz göz altındaki şey ne diye. Çünkü bazen birazcık unutup fazla tutabiliyorum ben de. Haklısınız. O yüzden onu bir süpürdüm ve eyeliner'a geçiyorum. Bunu daha önce hiç denememiştim. Makeup Academy diye söyleniyor galiba. Evet, bu markanın bu eyeliner'ını kullanacağım. Tekrar ilk başta kullandığımız, artık hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çünkü o kadar çok adım uyguladık ki bu makyajda. Aynı griyi alıyorum ve kirpik dibine yayacağım. İnce bir fırça alıyorum ve ilk önce yukarıda yani üst göz kapağında kullandığımız o bordoyla kirpik dibine ince bir çizgi geçiyorum. Tekrar yukarıdaki şuradaki renkten alıyorum. Maskara olarak Urban Decay'in Troublemaker maskarasını kullanacağım. Bu maskarayı daha önce hiç kullanmadım. Bakalım nasıl? Eğer müthiş uzunluk vermiyorsa bu göz makyajı kesinlikle kirpik ister ki anladığım kadarıyla varmıyor. Takma kirpik olarak takma kirpik kutumdan iki tane kirpik aldım. Markasını bilmiyorum ama şöyle baktığım zaman galiba Revlon'un kirpikleri bunlar. Evet, Revlon'un kirpiklerine benziyorlar. Kirpikler Revlon'un değil. Üzerine eyeliner çekeceğim ki o yapışma şeyi, yapışkan çok belli olmasın diye. Sanki kendi kirpiklerimmişçesine, böyle kirpiklerim varmışçasına dursun diye eyeliner'ı onları kapatacağım. L'Oreal'in teleskopik maskarasını kullanacağım. Aydınlatıcı olarak bakar mısınız? I Heart Makeup'ın bu unicorn aydınlatıcısını kullanacağım. Evet, bu makyajı çekmeye başladığımdan beri çok rahat bir 4 saati olmuştur. Çünkü bu tarz göz makyajlarını böyle soft, geçişli, güzel hale getirmek o kadar zor ki. Siz belki 10-15 saniyesini görüyorsunuz ama ben orada 1 saat karıştır, karıştır, karıştır. Bayağı uğraşıyorum gerçekten ama güzel oldu bence. Şuraya da bir elektrik fardan birazcık diplere ekledim. Sonrasında tekrar o bordo renkten geçtim. L'Oreal'in Balmain koleksiyonundan Legend rengini kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Ama bu kadar iddialı bir göz makyajıyla nasıl duracak hiçbir fikrim yok. Şimdi deneyip beraber göreceğiz. Ama bu rujlarda şöyle bir sıkıntı yaşanabiliyor. Çok mat, yani dudağı kurutan yapıda bir ruj olmadığı için şuralar böyle kendi dudak renginiz gözükebiliyor ve ben böyle bu tarz özellikle koyu renk rujlarda o görüntü hiç sevmiyorum. O yüzden şöyle bir teknik geliştirdim. Yani aslında bunu ilk defa deneyeceğim ama başarılı olacağına inanıyorum. Pudramdan birazcık alıyorum. Transparan toz pudramdan. Dudağın içine, dudağımın ıslak yerlerine önce bunu uyguluyorum. Ki ruj tutunabilsin. Aralar pembe pembe kalmasın diye. Başardık. Rujı iyice düzelttikten sonra tekrar makyaj pudrasını alıyorum. Üzerinden geçiyorum. Hem kalıcılığını arttırmak için, hem rengini biraz daha soflaştırmak için, hem de sağa sola bulaşıp makyajımı mahvetmesin diye. Son adım olarak, gerçekten son adım olarak Makeup Pixels'ını komple yüzüme sıkacağım ki böyle bir hem makyajı sabitlesin, hem bir tazelesin, tekrar freshlesin ama
Ya işte söylemek istediğim şey bu. Şimdi birazdan yakından gösterdiğimde göreceksiniz. Vichy'nin bu fondöteni gerçekten çok başarılı. Kapatıcılık konusunda, kalıcılık konusunda. Ama tek sıkıntısı şuralar böyle. Özellikle galiba gözeneklerin olduğu bölgede oluyor, olmuş sadece. Evet. Oralar böyle bir parça parça, bir değişik böyle. İşte fondötende en sevmediğim şey bu. Hem dudak iddialı hem göz iddialı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım makyajla videoda hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz klasik bölüme geliyoruz. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra her zaman olduğu gibi daha sık beraber olacağız. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da güncel makyaj paylaşımları ve benimle alakalı daha farklı paylaşımlar bulabiliyor olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bülent Ersoy makyajı gibi oldu gerçekten ama bitti şükür. Thank you.